Merhaba arkadaşlar, Başak Sedalı. Hoş geldiniz. Çok güzel bir boya videosuyla karşınızdayız. Gerçek, orijinal, %100 doğal, gerçek. Evet arkadaşlar, gerçek Kurami. Bu geçenki videoda, bu tamamen benim hatam, itiraf ediyorum. Ben yazmıştım yorumları. Ben gidip LOL yerine Kurami yazmıştım çünkü ben bunu bilmiyordum. O zaman gerçekten bilmiyordum. Bu çok büyük bir hata. Kurami'nin kulakları... Herkes beni aradı. Herkes biliyor Kurami'yi. Şimdi Kurami'yi bilenler yorumlara yazsınlar. Yazsınlar gerçekten. Ben 3 kişi yakalar. Ben, biri de benim. Ben o başlığa yanlışlıkla LOL yerine Kurami yazmışım. Herkes beni aradı. Herkes dedi ki nasıl yaparsın, o Kurami değil. Yok, sokakta yürüyorum, insanlar diyor ki nasıl yaparsın bunu? Oh! Efendim. Hayır arkadaşlar, ben bu kalemi göstermek istiyorum. Bu benim rüyayı yılbaşı hediyem. Şöyle gösteriyorum. Bununla şu anda bir şey yazıyorum, tamam mı mesela? Hı-hı. Görebiliyor musunuz? Görüyorum. Bir bakıyorum. Şey. Bak görüyorum ben. Bunlar ne? Görmüyorum ben. Yazı herhangi bak, bir şey yok. Bak gri şey. Dur bir dakika. Gördüm ya. Bir saniye. Görüyor o, görüyor o. Karışma ona. Böyle gözlerim var. Biz normal insanlara göre. Bakın şimdi ışığı tutuyorum. Işığı tutunca. Çok güzel değil mi? Ben bunu ödevlerimin köşelerine sürekli böyle yazıyorum. Kendi ismimi yazıyorum. Soruların üstüne yanlış cevap falan filan da karalamayı. Benim ismimi de yazıyor musun? hatta bir kere Can Kalp Başak yazdı. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde geçiyoruz. Gerçek Kurami. Bu sefer hata yapmayacağım. İşte bu Kurami. LOL yazan babam. Arkadaşlar. Buna da şey yaptım artık, bütün kromileri ezberledim, o günden beri çalışıyorum. Beni linç ettiler. Evet, şu anda geliyoruz, tamam mı? Ne? İşimiz. Bunu çizeceğiz. Bunu çizip bunu boyayacağız. Bunu en iyi çizip boyayan kazanacak. Hiç renk mi? Çok renk. Çok renk ya, herkes şey yapsın. Kromi de zaten siyah ve pembeden oluşuyor. Mor da var bildiğim kadarıyla. Var mı mor? Niye kokuyor? Niye söylesin ki? Aynen evlat. Olabilir. Olabilir mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Buradan çizecek, bakarak çizeceksiniz ama Rüzgar çizim yapmayacak, sadece boyama yapacak. Bunu boyayacak. Rüzgar bunu boyarken siz de bundan bakıp çizmeye çalışacaksınız. Pastel mi vereyim sana? Hayır. Ne? Rüzgar en güzel kalemleri alayım, boyamaya alamazsın. Bunu yapamazsın. Çok zor işim. Rüzgarı ortaya getirelim, bence ikiniz de oradan bakıp çizeceksiniz daha sonuçta. Daha rahat olur. Boyamaya başlamış bir Rüzgar, ne yapıyorsun? Ortaya geçse Rüya da görsün hani. Evet. Ben senden çok. İki taraf. Rüya gerçi ezberlemiştir artık. Şeye gerek yok bence yani. Başlıyoruz. 3. Ben de 2. 1. Evet, sen yoksun. Rüya ve Başak yarışıyor. Hop. Kurami orijinal, gerçek Kurami. Gel abla, gel. Kurami'nin güzeli burada. Kurami'nin tatlısı burada. Rüya. Nasıl gidiyor? Rüya kulaklardan başladı. Kurami'nin kulakları onlar değil mi? Hiç konuşmayacağım, beni oyalamayın. Peki Kurami ne bu, Kurami'nin bir şeyi var mı? Ya baba hala oyalamaya çalışıyor. Ama ben bir saniye, benim işim bu şu anda gerçekten. Rüzgar da sadece turuncu Kurami boyadı. Bu Kurami bir şey mi, belli mi ne olduğu yani, onu merak ediyorum. Öyle bir karakter mi sadece? Ben yeni kağıt alabilir miyim? Hayır, kağıt değiştirmek yok. Başak çok iyi gidiyor. Rüzgar, boyamayı biraz yavaşlatalım. Aslında yavaş yavaş boya, işleri daha zor olsun onların da. Ama bu sefer Başak gerçekten iyi gidiyor. Rüya. Ya aşkım, hazırlıklıyım böyle şeyler. Rüya, bir şey söyleyeceğim. Ama çok da yavaş olursan bitirdiğinde bitirememiş olursun. Zaman bittiğinde. Rüzgar, zaman. Kuru kafa gidiyor. Kaç dakika diyeyim size zamanı? Zamanı kaç dakika diyorum? Bir saat. Bir saat çok ya. Zamanı. 3 dakika olsun. 3 dakika değil, 5 dakika, 2 dakika da benden. 5 dakikanız şimdi başladı. Evet. Biraz kıyak yaptım size, farkındaysanız. Evet, Başak çok iyi gitmişti, birazcık batırmaya başladı sanki. Ya ne yapıyorsun? Kafa mı sadece? Hayır, komple. Komplesini çizeceksin ve boyayacaksın. Ya. Rüzgar, sen de çok iyi yapıyorsun. Gerçekten bayıldım senin şeye. Şu şekilde bir arka taraftan bakmak istiyorum çizimlerinize. Hayatım, seninkisi Peppa Pig'e daha çok benzetiyor. Ya, ya. Olmadı. Çok güzel başlamıştın ama. Ya
Nasıl başlamıştı? Bak nasıl gidiyor. Vücudu çok zor ya. Rüzgar da boya da Kağıt alamam maalesef, 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 maalesef. Bunu çevirebildiğin kadar çevireceksin. Bir boyama challenge'da da kaybet rüya, yapacak evet, bir şey yok. Evet, bir kere de ben kazanayım ya. Bir kere daha ne kazansın yani? Seninkisi birazcık böyle şeye benzedi, kral soyut arasına benzedi ya. Biraz daha tombik böyle. Anne, baksana. Benimkinden daha güzel oldu. Bu kromi acayip zayıf, seninkisi çok tombik değil mi ya? Varmış yemiş yani. Ya, maalesef Rüyacığım vakit kaybediyorsun şu anda. Gerçekten vakit kaybediyorsun. Ma böyle bir şansın yok. Yarışmaya başlarken şey yapmıştın lütfen. Yarışmadan çekilmek istedi ama kabul etmedik maalesef. Rüzgar sen çok güzel boyadın aslanım gerçekten. Bayıldım senin boyamana. Ben bir gerçekten bir kızgın, sinirli, aksi bir şey. Şişman. Ya bu bismillahirrahmanirrahim bir... Gerçekten hani ama hiç yoktan iyidir mi? Rüya baştan başlamak istedi ama kurallar gereği kabul görmeyince şu anda bakalım şunu ne hale getirecek en son. Ben de çok merak ediyorum. Bundan ne çıkacak çok merak ediyorum. Devam edelim. Arkadaşım sen var ya sen harika seni tebrik ediyorum. Sen müthişsin gerçekten. Ah şu güzel boyama karşısında benim konuşacak, benim söyleyecek hiçbir şeyim yok aslanım. On, dokuz, pilates topu sektiriyorum. Yedi, altı, beş, dört, üç. İki. Oha Başak bitirmiş. Bir rüya bırak. Bırak elleri çek. Bir saniye. Hadi bakalım bir şey yapıyor. Tamam hadi. Tamam boyaması bitti. İmza atıyor bence o. Ben de attım imza. Sen hazır mısın? Arkadaşlar benim kromim çok değişik oldu. Aşkım değerlendirirken şöyle değerlendirmeni istiyorum. Evet. Kromiye sanatsal bir bakış açısı yani sanatçı gibi düşünen birebir aynısı olmak zorunda değil. Anlatabildim mi? Gel bakalım. Hazır evet misin? Hazır mıyız? Şimdi bu orijinali bu bilgisayardan çıktı alındı ve Rüzgar bunu boyadı. Gönüllerin birincisi olarak seçiyorum bunu. Gönüllerin birincisi Rüzgar. Evet şimdi yorumlara gelelim. Biraz seninkisini de alabilir miyim? Evet şimdi bakın size bir sürprizim var. Derya'nın rüyaya aldığı anahtarlığı getirdim. Cebimden çıkaramadım ama. Bakın burada. Burada. Gördünüz mü? Bakabilir miyim ya? Hayır. Burada. Şu anda elimde gerçek. Şu elimde görmüş olduğunuz kromi. Rüyanınki gerçekten daha çok benzemiş. Gerçekten. Olarak. Ama benimki de. Bir saniye. Benimki de diyor. Gösteriyorum. Ya. Bir saniye. Şimdi krominin bir. Şunu yorumlamak istiyorum ben. Bunun Kromi ile hiç uzaktan yakından ben bir alakasını gerçekten göremedim. Bu böyle bir arıya benziyor diyeceğim benzemiyor. Arı ne ya? Gerçekten kral soytarısı diyeceğim. Mesela bak bir şeyi dikkatimi çekti ikinizinkinde de. Evet. Birinizinki kafaya göre yüz kısmı çok geniş çizmiş. Mesela Rüya. Ha. Biriniz ama kafaya göre göz kısmını buna göre çizdin. Bak savunmaya. Kafayı biraz fazla büyük çizmişsin oranın sen. Oranın orantı bende yok dedim. Evet ya. Ama sonuç olarak ben bir şey söyleyeyim. Bir kere de annem kazansın be yazmış. Ya. Bir kere annem kazansın diye uğraşmamış. O haliyle yine benden iyi. Gerçekten. Ben de renkli bir kromi hayal ettim. Öyle çizmek istedim. Olmadı değil mi? Ya olmadı. Şimdi burada hani neticede en başında şey deseydik olurdu da hani. Hayalinizdeki kromi çizin diye bir şey söylemedim ben. Ya, çok yeteneksizim resimde ya. Yani ben... Ya. Gerçekten şu anda bak çizimde evet çizimde daha iyisin. Yani şöyle daha iyisin. Çizgilerin daha iyi. Aa teşekkür ederim. Rüya burada birazcık tam vakitten dolayı mı heyecan mı yaptı? Bir kere yanlış yaptı. Sonrasında toparlayamam diye biraz demoralize oldu aslında. Ya
Ama yine de renklendirmede ve benzetmede... Ya ilk defa hani... bu kadar yaklaştın, bana verdin. Hayır, bir şey söyleyeceğim şimdi. Hiç bilmeyen birine şunu göstersem, desem ki bana buna benzeyenini söyle. Hani kimse seninkini seçmez büyük ihtimalle. O yüzden ben rüya kazandı diyorum. Arkadaşlar siz de... Hayır. Siz de söyleyin lütfen. Sizce kim kazandı? Evet, çizimi birazcık daha çizgileri daha iyi olsa da benzetme açısından. Evet. Hani bunun Kurami olduğu çok belli. Bunun bir kızgın böyle bir hani o kötü bir surat var yani. Bu kral soytarısı arı gibi bir şey, ne olduğunu bilmiyorum. Buna yeni bir isim bulalım ya gerçekten. Buna fikri olan varsa bu karakteri. Ben arı soytarı arı. Arı soytarısı. Arkadaşlar siz de buna eğer ki bir isim fikriniz varsa Başak ablanızın karakteri, buna yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bye bye.